Iltam sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Ishi Rabit Igigi. Ishta sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Nishi Rabit Igigi. Şart Melesim U Aman lavşat, Zatnat Imbi Mikiam Ukuspam. Şart Melesim U Amam lavşat, Zatnat Imbi Mikiam Ukuspam. Gılgamış Destanı tarihin en eski yazı destanının adı olup 56 kil tablete akat çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk Kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğünü arayışının öyküsünü anlatıldığı destan aynı zamanda Nuh Tufanı'nın en eski sürümünü de nafile olduğunu ve Tanrı Enli'nin öğütleriyle insan ancak büyük bir at bırakmakla ölümsüzlüğe erişebileceğini kabul etmiştir. Gılgamış Destanı Mezopotamya Devletleri arasında en önemli eserlerden biridir ve Sümerler tarafından yazılmıştır. Merhaba arkadaşlar, Gizemli Adam'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Gılgamış Destanı'ndan bahsedeceğim. Belki duymuşsunuzdur, tarihin bilinen, bulunan Nefes Kefsen ilk efsanesi. Gılgamış, Mezopotamya'da yaşayıp hüküm sürdüğüne inanılan efsanevi Uruk Kralı'nın adı olup eski çağ Mezopotamya Edebiyatı'nın en iyi bilinen eserlerinden Gılgamış Destanı'nın baş kahramanıdır. Destanın daha eski olan Sümerci metinlerinde adı Çergameş olarak geçer. 3. Ur Hanedanı Yaklaşık M.Ö. 2100-2000 zamanına ait Sümerci metinlerde Gılgamış birbirinden ayrı birkaç hikayenin kahraman olarak görülürken Eski Babil dönemi yaklaşık M.Ö. 1900-1600 zamanları arasında ve bunun sonrasında bu metinler bir araya getirilerek günümüzde daha yaygın olarak bilinen Gılgamış Destanı oluşturulmuştur. Bu destanda Gılgamış'ın anne ve babası Tanrıça Ninsun ve diğer efsanevi Uruk Kralı Lugalbanda'dır. Dolayısıyla Gılgamış yarı tanrıdır ve insan üstü bir güce sahiptir. Güçlü Gılgamış, Uruk kenti erkeklerinde kendisi gibi soğusuz çalışmasını isteyince kentin kadınları, erkekleri kendilerine vakit ayırabilsin diye Tanrıça Arura'ya ve diğer tanrılara yakarır ve onlar da Gılgamış'a rakip olacak ve onu oyalayacak vahşi ve güçlü Enkidu'yu yaratırlar. Gılgamış Enkidu ile arkadaş olur ve birlikte maceralara atılırlar ancak Enkidu bir gün ölür. Enkidu'nun ölümü Gılgamış'ı tam anlamıyla yıkmıştır. Ve kendinin de yarın insan olması nedeniyle bir gün öleceğini düşünerek ölümsüzlüğü aramaya koyulur. Onu asıl meşhur eden de bu ölümsüzlük arayışıdır. Gılgamış denizin dibinde ölümsüzlük otunu çıkarmasının ardından gelen türlü maceralardan sonra gerçek ölümsüzlüğün adının gerçek kuşaklar tarafından alınması olduğunu anlayacaktır. Mi Turan'da Tel Haddat de bulunan Sümerci bir tablet Gılgamış'ın ölümünü anlatır. Tanrılar tarafından ölümsüzlük isteği reddedilen Gılgamış öldüğünde Uruk halkı geçici olarak Fırat Nehri'nin yatağını değiştirip ölen krallarının nehir yatağına inşa eden bir mezara gömerler. 2003 yılında bir arkeolojik kazısında bulunan yapının bu mezar olabileceği iddia edilmişler. Gılgamış'ın tarihi bir karakter olup olmadığı halen tartışma konusudur. Gılgamış ismi Sümer Kral listesinde tufan sonrası dönemde Uruk şehrinin 5. kralı olarak görülür ve 126 yıl hüküm sürdüğü yazılır. Ayrıca Gılgamış öncesinde kralların hüküm süre süreleri de binlerce yıl gibi fantastik rakamlara değer. Uzmanlar arasındaki genel kanı Sümer Kral listesinin 3. Ur Hanedanı zamanında yaklaşık M.Ö. önce 2100-2000 yılları arasında yazıldığıdır. Ve henüz bundan önceki dönemlere ait dökümanlarda Gılgamış isine rastlanmamıştır. Destan, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi verir ve kendisi ile ilk yazı destan olma özelliği taşır. Gılgamış destanının en önemli özelliklerinden biri de anlattığı tufan öyküsünün küçük değişimlerle üç büyük dinin kutsal kitaplarında aynen yer almasıdır. Örneğin Gagamış ölümsüzlük otunu bulan Ziusudra'yı Uptan için bulmak için yola çıkar ve Tilmun adasına ulaşır. Zi'i Sudra burada Tevrat ve Kur'an'da Nuh'un yaşı konusunda tekrarlanan bir ifadeyle kendisinin 950 yaşında olduğunu söyler. Ve yaklaşık yarım asır önce tufan hikayesini Gılgamış'a anlatır. Destan ve tufan hikayesi. Kral Gılgamış ölümden kurtulma çabasıyla dünyanın öbür ucuna kaçar. Orada tufandan sağ kurtulmuş Utun'a Piştim'le karşılaşır. Tanrı Enlil onun hala hayatta olduğunu öğrenince kızar. Ama bu haberlere içi rahatlayan diğer tanrılar bir daha böyle bir afetin yaşamaması gerektiğine karar verir. Utuna piştim Gılgamış'a şöyle der. Gılgamış sana gizli bir şey açacağım. Tanrıların gizini söyleyeceğim. Pak senin bildiğin bir kent. Fırat'ın kıyısındadır. Bu kent çok eskiden varken tanrılar bu kentin yanındaydılar tanrıların aklına bir tufan yapmak geldi. Bunların babaları soydu Anu, hükümdarları Yiğit Enlil, büyük vezirleri Ninurta, su yolcuları Ennagi ve Bilge Ea'da onların toplantısında yer aldı. Ea tanrıların verdiği kararı kamıştan bir çite anlattı. Kamış çit kamış çit duvar duvar. Kamış çit dinle duvar anımsa şurup paklı Ubar Tutun'un oğlu evi sök, bir gemi yap canını kurtar. Canlı yaratıkların her türünden geminin içine yükle. Yapacağın geminin her yanı uyumlu bir ölçüde olsun. Onu eni ve boyu bir ölçüde olsun. Yağmura karşı onu her yanına bir çatı kur. Küçük yavrular bile gemi için zift taşıyorlardı. Güçlü erkekler gemiye yedek kerese getiriyorlardı. Beşinci günde geminin kaburgasını oluşturdum. Geminin omurgası bir iku genişliğindeydi. Kenarları iki kez on kamış yüksekliğindeydi. Gemiyi altı katlı yaptım. Geminin altı ve üst güvertelerini yedi bölüme ayırdım. Ambarını da dokuza böldüm. Ortasında su kazıkları çaktım. Güzel kürek çektim. Güzel, güzel kürek seçtim ve çektim. Eritmek için kazana sift döktüm ustalara ırmak suyu gibi bira, rakı, şırlık ve şarap akıtıldı. Gemi yedinci günde tamam oldu. Elime geçen her şeyi içine yükledim. Bütün soyumu, sopumu ve kavmimi gemiye bindirdim. Yazının yabanıl, yazının evcil hayvanlarını ve bütün ustaları gemiye aldım. Bundan sonraki safhada tufanın sona erişi, Utnapiştim'in sevinç gözyaşları döküşü, geminin Nisir Dağı'na oturuşu, suların çekilip karaların tekrar meydana çıkışını kontrol için karaya oturuşunun yedinci gününde Utnapiştim'in arka arkaya güvercin kırlangıç ve karga sal verdiği, diğerlerinin konacak yer bulamadıkları ancak karganın bir kuru kara parçasını gagaladığı, Bundan sonra da dört yöne her şeyi salıverip kurban kestiği ve tütsü kurbanı yaptığı anlatılmaktadır. Tufan efsanesi milattan önce 2000, milattan önce 1833 ve gene milattan önce 1750 ve milattan önce 1250 tarihlerinde meydana getirilmiş değişik versiyonlara sahip olmuştur. İlk serüven, Gılgamış ile gök tanrısı Anu arasında geçer. Halkına acımasız davrandığı için Gılgamış'a öfkelen Anu, onu öldürmek için vahşi bir hayvan olan Endiko'yu üzerine salar. Endiko ile Gılgamış arasında savaşta Gılgamış üstün gelir. Daha sonra Enkidu, Gılgamış'ın en yakın dostu olur. Bunun ardından gelen serüven, Gılgamış ile aşk tanrıcısı İştar arasında yaşanır. İştar, Gılgamış'a evlenme önerisinde bulunur. Gılgamış bunu reddeder. eder. Onu kırılan işler Gılgamış'ı öldürmek için yeryüzüne bir boğa gönderir. Gılgamış Enkidu'nun da yardımıyla boğayı öldürür. Enkidu rüyasında boğayı öldürdüğü için tanrılar tarafından ölüme mahkum edildiği söylenir. Destanın bundan sonraki bölümüyle ilgili tabletler bulunamamıştır. Ama Destanın devamının yer aldığı Gılgamış'ın Enkidu için yaktığı ağıtı, düzenlediği görkemli cezara törenini sonunda Enkidu'nun ölüler dünyasına göçtüğünü anlatan tabletler bulunabilmiştir. Enkidu'nun ölümünü tufan öyküsü izler. Tufan, yeryüzünün sularla dolup taşmasının öyküsüdür. Gılgamış destanında tufanı tanrıça iştar ve belin başlattığı anlatıdır. Gılgamış tufanından kurtularak sağ kaldığını öğrendiği Utnapiştim'i bulmak üzere yola çıkar. Utnapiştim, ölümsüzlüğün sırrını bilen bir bilgedir. Utnapiştim'i bulan Gılgamış, onun verdiği ölümsüzlük otuyla gençliğine yeniden dönecek ve ölümsüzlüğe kavuşabilecektir. Ama destanın insanlar için en üzücü bölümü burada başlar. Çünkü Gılgamış, ölümsüzlük otunu yemeye fırsat bulamadan onu bir yılana kaptırır ve Uruk'a eli boş döner. Bazı kaynaklar Gılgamış'ın ölümsüzlük otunu halkıyla birlikte yemek istediğini belirtir. Ve destan Gılgamış'ın ölüm karşısında yenilgisiyle biter. Gılgamış destanı Nuh Tufan'ın anlatıldığı ilk yazılı eserdir. Uruk kentinin kralı Gılgamış'ın yaşamını anlatan destan, kimilerine göre kutsal kitaplarında kaynağıdır çoğu tarihçi tarihin çivi yazısını bulan Sümerlerle başladığını söyler. Milattan önce 4000. yılın ikinci yarısında aşağı Mezopotamya'da yaşayan Ur, Uruk, Kiş, Eridu, Lagash ve Nipu gibi önemli kentler Kur'an Sümerlerden geriye o dönemi yansıtan pek çok eser kalmıştır. Bunlardan belki de en önemlisi içinde Nuh tufanının da anlatıldığı Gılgamış destanıdır. Sümer dediğiyle Şa Nakba Imuru yani her şeyi görmüş olan Gılgamış bugün Gaziantep'in Suriye'ye sınır ilçesi Karkamış'ın o dönemdeki adıyla Uruk kendinin kralıdır. İlk yazılış tarihi M.Ö. 2500-3000 yılları arasında olduğu tam edilen destan Sümerce 12 tane kil tabletle yazılmıştır. İlk yazılımın dışında destan daha sonra Babil döneminde iki kez daha yazılmıştır. Toplam 2900 satır olduğu tahmin edilen destanın en önemli bölümleri eksiktir. Sadece %60'ını tam olarak bulduk. Şiir formatında yazılmış destanın bazı dizelerinin de başı ve sonu maalesef kayıptır. Destanın Sümer yazılımının anlaşılması oluşa zordur. M.Ö. 1800'lü yıllarda Babi Kralı Hamurabi, M.Ö. 1792-1750 zamanında tekrar yazılan Gilgamesh Destanı'nın üç tabletini bulunamamıştır. Destanın son yazılım tarihi tam olarak bilinmese de son ozanın kasitler çağında yaşamış Sinnekke Unnini adında bir sanatçı olduğu kabul edilmektedir. Destanın kahramanı Uruk Kralı Gılgamış, dörtte üçü tanrı, dörtte biri insan olarak olan bir varlıktır. Gagamış halk tarafından çok sevilir. Kral aynı zamanda sert, güleç ve mağrurdur. Halk bunu bunu öfkeli kralın burun burnu biraz sürtüsün düşüncesiyle tanrılardan yardım ister. Dualar boşa gitmez. Ve tanrıça Aruru yarı vahşi ve yaratık olan Enkidu'yu yeryüzüne gönderir. Enkidu destanın ikinci önemli karakteridir. Bu yüzden dikkatle dinlemek lazım. Fakat Enkidu'nun kırlarda yaptığı kıyımlar Gılgamış'tan çok dilekte bulunan Uruk halkının başta bela olur. Gılgamış Enkidu'yu yola getirmek için güzel bir şahmat yollar ve ehlileşmesini sağlar. Kadının peşinden kente gelen Enkidu krallar gibi ağırlanır. Güzel kokularla yıkanır. Kentlilere özgün elbiseler giyer. Oturup kalkma dersleri alır. Tanrı'nın isteğinin aksine Gılgamış'ta Enkidu çok iyi arkadaş olur. Güçlerini sınamak için yola koyulan ikili kendilerine hasım olarak korkunç sesiyle bile insanları öldürebilen Sedir Ormanı'nın koruyucusu Dev Huvava'yı seçer. Ancak devin gürleyişi karşısında Enkidu korkudan dona kalır. Gılgamış'e etkilenmez ve devi öldürür. Bunu gören Tanrıça İştar Gılgamış'a aşık olur. Fakat Gılgamış Tanrıça İştar'ı sevmez, ona kötü bir kadınmış gibi davranıp her önüne gelen de hatta hayvanlarla birlikte olduğu için aşağılar ve reddeder. Tanrıçanın intikam için Uruk kentine yaptığı saldırılar ise iki kahraman tarafından bertaraf edilir. Dostunu yitirdiği için çılgına dönen Gılgamış, kendisinin de bir gün öleceği gerçeğiyle karşılaştığında paniğe kapılır. Ölümsüzlüğünü, ölümsüzlüğün sırrını öğrenmek için tufanı yaşamış ve ölümsüzlüğe ermiş olan Utnapiştim'i Piştim'i görmeye gider. Utna Piştim, binbir zorlukla mutlular adasındaki evine gelen Gılgamış'ı geri çevirmez ve onu tufana, ona tufanı anlatır. Tanrılar bir tufan ve ile insanları yok etme kararı alırlar. Ancak Utnapiştim Tanrı Ea'nın uyarısı üzerine ailesini, çeşitli zanaat erbabını, hayvan ve bitki türlerini içine alacak yedi bölümden oluşan bir gemi inşa eder. Yedi gün, yedi gece süren ve yeryüzünün sularla kaplandığı tufan sonunda Utnapiştim'in gemisi Nisir Dağı'nın tepesinde karaya oturur. Utnapiştim, Kılgamış'tan genç kalmanın sırrının denizin diplerinde bulunan bir bitkide olduğunu saklamaz. Kral sevinçle denizin diplerine dalar ve otu bulur. Ancak Kılgamış'ın yorgunluktan uykuya dalmasından yaralanan bir yılan otu yutuverir. Destan yılanların her bahar deri değiştirmesini bu olaya bağlar. Ebediyen var olma şansını yitiren Gılgamış deriye döner. Çaresiz bir içimde geldiği Uruk'a artık Enkidu'nun ruhuyla kurduğu ilişkiden başka unutusu kalmamıştır. Gılgamış, Enkidu'ya ölümden sonraki hayata dair yönelttiği sorularla biraz olsun teselli bulurken bilgeliğin dünyanın nimetlerinden yararlanmak anlamına geldiğini kavrar ve destan da sona erer. Destan tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi verir ve kendisi de ilk yazılı destan olma özelliği taşır. Gılgamış destanının en önemli özelliklerinden biri de anlattığı tufan öyküsü üç büyük dinin kutsal kitapları da yer almasıdır. Ölümsüz otu öyküsü Türk İslam dünyasının Lokman Hekim söylemine de benzer. Ayrıca Gılgamış ile ilgili çok farklı araştırma yazıları var ve değişik değişik yazıları bulduğum için onları da aktarmak istiyorum. Başka bir hikaye de Savaş ve aç tanrıçası ve Mezopotamya tanrıçalarının en güçlü ve en popüler olanlarından biridir. Bir gün taht ve yatak yapmak umuduyla bahçesine bir ağaç diker. Ancak ağaç yılan tarafından köklerinden, dişi demon tarafından merkezinden ve anza kuşu tarafından da dallarından sarılığı hale gelir ne olursa olsun inanla bahçe zararlarından kendisini kurtaramaz. Bu nedenle yardım için kardeşi Güneş Tanrısı Utu'ya seslenir. Utu reddeder fakat ağır silahlı gelen Gılgamış tarafından İnanna'nın rıcasını duyar ve yılanı öldürür. Demun ve Anza kuşu bunu üzerine kaçar ve Gılgamış kendisi için dalları aldıktan sonra tahtını ve yatağını yapması için İnanna'ya ağaç gövdesini sunar. Bu kahramanlık şiirinde Gılgamış'ın ilk kez ortaya çıktığı düşünülür. Ve gerçek şu ki Gılgamış'ın zor bir durumdan güçlü ve önemli bir tanrıçayı kurtarması ilk zamanlarda bile sahip olduğu yüksek takdiri gösteriyor. Tarihi kral sonunda tam anlamıyla tanrı olarak ilahi statüye uygun yara getirildi. Gılgamış meşhur olmasa da Mezopotamya'nın genelinde meşhur tanrıçalardan biri olan İnanna'nın erkek kardeşi olarak görüldü. Ki tabletler üzerinde yazılı bulunan dualarla Gılgamış'ı öbür dünyada yeraltı dünyasının bir hakimi olarak yeraltı dünyasının ünlü Yunan hakimleri Rahadamantus, Minos ve Aceus'la birlikte hatta o bilgelik seviyesinde kıyaslanan bir şekilde ele aldılar. Gılgamış'ın varlığının tarihsel kanıtı Uruk'un bugünkü Varka, Irak, Sur duvarlarının inşasıydı. Onu öven yazıtlarda bulundu ki bu yazıtlar onun hayatının anlamına sorgulamasını ve büyük paşalarını ilk kaydeden tabletlerdir. Burada Kiş kralı Enme Baragesi ve tabii ki Sümer kral listesi ve hükümdarlığı boyunca gelişen efsaneler gibi Gılgamış'ın zamanının bilinen tarihsel figürleri tarafından ona atfedilen başka referanslar vardır. Günümüzde hala Gılgamış hakkında konuşulmakta ve yazılmaktadır. Alman arkeoloji ekibi Nisan 2003'te Gılgamış'ın mezarını bulduklarını iddia etti. Arkeolojik kazılar Fırat Nehri'nin eski yatağı ve çevresinde manyetizasyon içeren modern teknoloji yolu da yürütülür ve hala Büyük kralın mezarın içinde Gılgamış destanını betimleyen yapı, özel binalar, bahçe duvarı yapılar ortaya çıkarmıştır. Efsaneye göre Gılgamış'ın ölümü üzerine sular ayrıldığında Gılgamış, Fırat Nehri'nin dibine gömülmüştür. Evet, hikayeden şunu anlıyoruz. Farklı farklı tabletlerden demeyeceğim ama tabletler farklı bir olay anlatıyor eski mitlerde farklı bir olay anlatıyor. Ben elimden geldiği kadar araştırma yapıp sizlere Gılgamış destanı ve Gılgamış'tan bahsetmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla videoların daha güzel içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun bana destek verin. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle.